Sevgili seyirciler, merhabalar. Bugün çok farklı bir mekanda, Konya'nın güzelliklerinden, Konya'nın ruhunu yaşatan mekanlardan birindeyiz. Hiç Otel'deyiz ve hava biraz serin. Biz Nevin Hocam'la bitki çayımızı bardağımıza koyarak programımıza başlıyoruz. Evet. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza renk kattığınız, değer kattığınız için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nevin Halıcı hanımefendi, yemek kültürüyle ilgili, tüm dünya mutfağıyla belki de, çok yakından ilgili ve pek çok araştırması olan, hatta dünyadaki birçok şefe de duayenlik, ustalık eden, ben biliyorum, sizin kitaplarınızdan faydalandık hocam diyen ünlü aşçılardan yemek konusunda fikir aldıklarını, bilgi aldıklarını hocamdan yakinen şahit olduğumuzda birisi. Yine Konya'ya hizmet eden Halıcı ailesinin, Fevzi Halıcı rahmetlinin kız kardeşi. Kendisi de hala Konya'ya hizmet etmekte gayret ediyor, devam ediyor. Bunun için de kendisine ayrıca çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi mekan Hiç Otel. Hiç Otel'de bize program yapma imkanı verdiği için Serkan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bugün tabii ki konuğumuz Nevin Hocam olduğu için malumunuz konumuz yemek. Fakat yemeğin biraz sadece yenip içilen boyutundan çıkaralım istiyoruz hocam. Bugün sizinle farklı bir boyutunu konuşmak istiyoruz. Yemek dediğimizde aslında ilk aklımıza gelen şey Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın cennette şu ağaca yaklaşmayın, şu ağaçtan yemeyin dedikleri yemek konusuyla orada başlıyor. Yemek o kadar önemli ki insanlığın oluşumu için, bedenin devamı için gerekli olduğu gibi kainatın ve bu sistemin oluşması için de sanki bir nokta, bir çekirdek, bir enerji kaynağı gibi oluşmuş, yanılmıyorsam, değil mi hocam? Şimdi Adem Aleyhisselam orada yeme, şu ağaca yaklaşma deniyor. O ağaçtan o meyve yendikten sonra yeryüzüne indiriliyor. İşte yeme faslı orada başlıyor. O yeme faslıyla bir yemenin neticesinde, bir imtihan sorusunun neticesinde yeryüzüne iniyoruz ki yeryüzüne gelmenin de çok çok güzellikleri var. Yokluk aleminden varlık alemine çıkmayı bize lütfediyor Yüce Rabbim. Var olmayı, insan olmayı bize lütfediyor. Dünyanın yaratılmasında nebatat, cemadat, hayvanat, insanat pek çok varlık olmasına rağmen bizi insan olmakla şereflendiriyor ve bütün nimetleri de bizim önümüze sererek bizi lütuflandırıyor Yüce Rabbim. Şimdi yemek dediğimiz zaman böyle çok farklı boyutlardan girilebilir ve yemeğin Kur'an-ı Kerim'de geçen pek çok yeri var. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayetiyle devam eder. Dediğimiz gibi Hazreti Adem sizin kitabınızda, bunları size soracağım fakat ben hafif bir girizgah yapıyorum şimdi. Kitabınızda bahseden ilk aşçı kimdir? Onu araştırdım diyorsunuz. Size ilk aşçıyı soracağız. İlk aşçının yaptığı yemeği soracağız sevgili hocam. Sonra tutmaç çorbasından, tutmaç yemeğinden bahsetmenizi isteyeceğiz. Bunun da yine bir peygambere dayanan bölümü var. Onu sizin kitaplarınızdan da görmüştük. Türk mutfağından, Selçuklu mutfağından konuşacağız. Mevleviliğin Türk mutfağına katkılarından konuşacağız. Yani konumuz bugün çok farklı ve çok derin sevgili seyirciler. Çünkü yine her programda söylediğim gibi konuklarımız çok derin. Konya'nın incilerinden bir tanesiyle Nevin Hocam'la birlikteyiz. Şimdi. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hazreti Adem'den başlayalım buyurun. Diyorsunuz. Yemeği mutfaktan bir girelim şöyle hocam. Evet. İnsanlığın oluşumunda. Biliyorsunuz Hazreti Adem dünyaya yasak yiyeceği yediği için indirildi. Bu yasak yiyecek Hristiyanlıkta elmadır ama İslami inanışa göre buğdaydır. Öyle olunca yasak yiyeceği yiyen Adem'le Hava dünyaya indiriliyorlar. Tabii ki dünyada bunlar bizim gibi bedene sahip oluyorlar ve yemek içmek gerekiyor. Ve Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'e dünyada ilk defa buğdaydan ekmek ve buğday çorbası yapmasını öğretiyor. Bana diyorlar ki hadi ne zaman, yani mantık olarak
iner inmez buğday falan var mıydı? Ama o dönemde Cenab-ı Hak onlara zaten yukarıdan gönderiyor her şeyi. Hazreti Adem'e Cebrail aleyhisselam sadece yemek yapmayı değil, ziraatı da öğretiyor. Şimdi hem ziraatı öğretiyor, buğday yetiştirmeyi ve diğer yiyecekleri yetiştirmeyi, hem de buğdaydan ilk dünyada yapılan ekmeği ve bir buğday çorbasını da öğretiyor. Evet. Öyle olunca Hazreti Adem bu nedenle dünyada aşçıların piri sayılır. Biliyorsunuz ki dünyadaki her zanaatın eski inanışımıza göre bir piri vardır. Evet. Mesela bir peygamberimiz terzidir, bir peygamberimiz çobandır, bir peygamberimiz başka bir meslek. Hazreti Adem de aşçıların piri oluyor. Yani bizim pirimiz Hazreti Adem'dir. Ve dünyadaki ilk ekmek ve buğday çorbası Hazreti Adem'in eliyle, Cebrail'in öğretisiyle yapılmıştır. Yemek nimet olarak geçmesinin özelliklerinden birisi de bu olsa gerek değil mi hocam? Evet. Nimet olarak aslında bizim yaratılışımızla birlikte geliyor. Ve bu dünyadaki hayatımızı devam ettirebilmek için de unsurlardan bir tanesi. Tabii ki. Yemesek, içmesek bedenin devamlılığını sağlamak mümkün olmayacak. Evet. O yüzden illaki böyle bir şey gerekmiş ve nimet olarak bize Rabbim yemeği tabii göndermiş. Ki. Şimdi yine peygamberlerden girdik. Zülkarneyn peygamberin bir kıssasını sizin kitabınızda okumuştum. Tutmaç çorbası ile ilgili. Bize ondan da bahsedebilir misiniz hocam? Şimdi tutmaç çorbasının ilk kaydı şeyde geçiyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Evet. Öyle olunca orada bu büyük bir savaşa girişiyorlar. Ve büyük bir savaştan sonra çıkıyorlar. Ve yokluk var. Herkes çok aç. Yani yiyecek bulunamıyor, şu bu falan. Geliyorlar ve diyorlar ki ne olur bizi bırak. Memleketlerimize gidelim, evlerimize gidelim. Yani bizi tutma buralarda aç. Karnımız doysun, evlerimize gidelim diyorlar. Öyle olunca o da onlara tutmaç yemeğini yapıyor. O zamanlar ben bunun aş olduğunu tahmin ediyorum. Çorba daha sonraki dönemlerde daha hafifletilmiş bir şeydir. Çünkü orada da tutmaç olarak geçiyor. Çorba demiyor. Ve tutmaç yapıyor ve yediriyor. Tutmacın çok kuvvetli olduğu Divan-ı Lügat-ı Türk'te bahsedilir. Çünkü içinde et var, hamur var, yoğurt var. Zaten Orta Asya mutfağı et, hamur işi ve yoğurt mutfağıdır. Bu üçünden meydana gelen bir çorbayla onları doyuruyor ve memleketlerine gönderiyor. Zamanla tutma bizi aç, tutma bizni aç diyor zaten. Tutma bizi aç falan derken tutmaça tutmaç dönüşüyor. Tutmaç yemeği öylece kalmış oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ve Konya'da da en güzel şekliyle yapılır. Çünkü Anadolu'nun her yerinde, bazı yerlerinde doğuya doğru gittikçe de tutmaç yapılır. Ama onlar mercimekle yaparlar. Konya'da Selçuklu'dan inen çok ince bir mutfak kültürü vardır. Ve bana göre en güzel mutfaktır. Bizde etle yapılır. Evet. Ama diğer yerlerde mercimekle, evet, erişteyle yapılıyor. Şimdi hocam oradan Kutadgu Bilig'den bahsettik. İlk yemekle ilgili, Türk yemekleriyle ilgili özellikle bazı deyimlerin ve terimlerin geçtiğini o kaynaklardan görüyoruz. Evet. Sizin araştırmalarınızdan da bunu görüyoruz. Artı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi de yine bize mutfak kültürüyle tabii ilgili ki çok ciddi şeyler veriyor. Şimdi Orta Asya'dan Türkler yavaş yavaş çıkıyorlar. Göçle Anadolu'nun içlerine kadar geliyorlar. O süreçte hocam, Orta Asya'dan gelen ama sonrasında her bulunduğu yerdeki kültürü alarak Anadolu'ya kadar gelen sergüzeşten bize kısaca bir Selçuklu tabii kültürüne geleceğimiz için bir bahsederseniz. Türk mutfağının bir sentez mutfağı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Orta Asya'da çok kısıtlı yiyeceklerle et, yoğurt, hamur işi mutfağıdır Orta Asya'da. Oradan çıkıp buraya gelene kadar tabii yüzyıllar geçiyor. Öyle bir günde gelmiyorlar. Uğradıkları ülkelerin mutfaklarından bir şey aldıkları gibi onlara da bir takım bir şeyler verebiliyorlar. Evet. Anadolu'ya gelene kadar birçok ülkenin mutfağından çeşitli şeyler almış olabilirler. Kayıtlarda henüz bunları göremiyoruz. Ama bir takım şeyleri de onlara bırakmış olabilirler. Bir sentez mutfağı bu şekilde Anadolu'da yerleşik düzene geçtikten sonra kuruluyor ve çok
iyi bir mutfak kuruluyor. Çok zengin bir mutfak kültürüne sahibiz. Zengin bir mutfak kültürüne tabii ki sahibiz. Selçuklu'da özellikle yerleşik düzene geçtikten sonra çok iyi bir mutfak oluşuyor. Anadolu'nun ürünleri de mutfaklara giriyor. Evet. Öyle olunca bütün bu çeşitli sebzeli yemekler, yahniler, kalyeler, boraniler ne oluyor? Anadolu mutfaklarında, Anadolu topraklarında yaratılmış oluyor. Şimdi Hazreti Adem'den bahsedince yemeğin imtihan boyutu burada da devam ediyor değil mi hocam? Çok yersek, Lokman Hekim'in bir sözü dün karşıma çıktı. İnsan hasta eden 32 diyor hastalık vardır. Bu 32 hastalığın 16'sı boğazdan, 16'sı ayazdandır diyor. Bak çok güzel. Çok güzel. Çok yani güzel. 16'sı boğazdan, 16'sı ayazdandır diyor. Şimdi ayazdan olana tamam kendimizi koruyalım. Ama bu boğazdan olan kısmına ne yapalım? Siz uzman onu gözüyle çok kolay, değil mi? Kolay koruyamıyoruz. Bazen fazla kaçırıyoruz. İşte o zaman tansiyonlar, şunlar, bunlar ortaya, hastalıklar ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz de yemeği sofradan doymadan kalkınız demiştir. Evet. Ama biz maalesef sofradan doymadan değil, biraz fazla doyarak değil kalkıyoruz. Evet. Türk mutfağının güzelliği de bunu böyle gösteriyor. Ben yurt dışında bir kitap yayımladım. Onun editörü geldiği zaman Konya'da resimler çekildi. Konya'da, Antep'te, her yerde, İstanbul'da, İzmir'de. Kadın 3 kilo aldı editörüm. Ve dedi ki ben İngiltere'ye dönünce bu kiloları vereceğim ama sizin işiniz çok, çok zor Nevin dedi. Çünkü Türk mutfağı olağanüstü güzel bir mutfak dedi. Öyle olunca biz biraz fazla kaçırıyoruz yemeklerin güzelliğinden ötürü. Hocam kaçırdığımız şey aslında biraz da bunun imtihan olduğu sorusu, imtihan sorusu olduğunu kaçırmamızdan kaynaklı sanki. Şimdi yemek, bitkiye su veriyoruz yetiyor. Çok özür dilerim. Hayvanlara yem veriyoruz, bir çeşit yetiyor. Tabii. Şunu da olsun demiyor ama insanların yiyebileceği o kadar çeşitli yiyecek, meyve, içecek o kadar çok şey var ki. Bunu da aslında bir sır var orada sanıyorum. Yemek mi, yememek mi? Tamam bu kadar ben sana verdim ama bunun numunelerini burada gösteriyorum. Esası ötede olacak. Sen tadabildiğin kadar, devam ettirebilecek kadar, bedenin devamını sağlayacak kadar ye. Tabii. Ama yeme. Yememe üzerine kurulması gerekiyor tabii aslında. Tabii ki işte Hazreti Muhammed onu söylüyor Peygamber Efendimiz. Yemekten, sofradan doymadan kalkınız kalkın, diyor. Evet. Ama biz doyarak kalkıyoruz. Bir de şu var. Dünyadaki bütün canlılar karnı tok iken başka bir yiyecek yemezlermiş. Yemezler, ama evet, ama biz insanlar sofradan kalktığımız zaman başka bir güzel bir yiyecek bulduğumuz zaman onun tadına bakabiliyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Tansiyon oluyor, çeşitli kalp damar hastalıkları oluyor. Çok dikkat edilmesi gerekir. Şöyle bir yazı okudum ben de. İkinci Cihan Savaşı'nda fazla yiyecek bulunmamış ve insanlar aç kalmışlar çok zaman ve o zaman hiç tansiyon hastalığı görülmemiş. Çünkü değil fazla mi? Yemek yemiyorlar. Öyle bir yazı okumuştum ki bununla bağlantılı yani fazla yemememiz lazım. Onu ben bizzat kendimde de gördüm hocam. Şimdi çok güzel. Çok yediğim dönem kolesterol, trigliserit bunlar yükseliyor. Yükseliyor tabii ki. Sonra kendimizi şeye çekip hani gerektiği kadar ve kuralına göre yemeye gayret ettikten sonra bir baktım benim kolesterol, trigliserit hiç ilaç kullanmadan hepsi gitmiş. Tabii. Aa, demek ki dedim bu işin sırrı bu. Sırrı tamam, bu biz yemekleri yemek anlatıyoruz ama az yemek. Az az yiyerek bunu çözmek gerekiyor. Bu sizde kolay belki ama bende çok zor yemekçi olduğum için her yerde tabii bana bir takım ikramlar geliyor. Şöyle Nevin Hanım şunun da bir tadına bakar mısınız lütfen? Benim işim çok zor ama ben söylediğim gibi çok dikkatli ve tadım yaparak tabii yiyorum. Aynen. Öyle olunca kontrollü bir şekilde kontrollü değil mi hocam? Tabii yine var biraz kilom ama. Yok maşallah gayet iyisiniz sevgili hocam. Gayet iyisiniz. Şimdi Selçuklu'ya yavaş yavaş geldik ya hocam. Selçuklu İmparatorluğu'nda özellikle Konya bizim programımızın adı başkent. Da Kadim Başkent. Kadim Başkent'in kültürüyle ilgili şey yapacağız. Bugüne gelen yemeklerinden biraz bahsedeceğiz. Bir de Selçuklu kültüründe mutfağın oluşması için, mutfak kültürünün oluşmasında illaki Mevlevi dergahlarının bir şeyi olmuş, katkısı olmuş. Hatta orada sizin kitabınızda görmüştüm yine. Aşçı Dede'den başlayarak bir silsile var ve mutfak ekipleşmiş. Evet.
mutfakta bir ekipleşme. Evet, ekipleşme. Bunu sizden dinleyelim hocam. Mutfağında vardır. Şimdi Orta Asya'dan çıkan Türkler tabii ki yolda gelene kadar bazı yerleşik Karahanlılar, diğer devletler kuruluyor. Oralarda da artık şeyler başlıyor. Sofra düzenleri, şunlar bunlar. İlk işaretleri biz Yusuf Has Hacif Kutatku Bilik'te görüyoruz. Kutatku Bilik'te yemekle ilgili ilk kayıtlar var. Bu kayıtlarda bir aşçının nasıl olması, bir sofra düzeninin nasıl olması, ziyafete gidiş geliş düzeninin nasıl olması ve yani Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te daha çok sofra düzenleri ve adabı üzerinde durur. Oysa şeyde Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmud yemek tarifeleri de verir. Mesela tutmaç çorbasının ilk kaydı oradadır. Kutatku Bilik'tedir. Hayır. Divan-ı Lügat-ı Türk'tedir. Evet. Öbüründe daha çok sofra düzenleri. İyi bir aşçı işte şöyle temiz olmalıdır, yüzü iyi, sakalı olmamalıdır falan o tip şeyler. Temizliğe çok dikkat ediyorlar. İyi bir içkici başı nasıl olmalıdır? Nasıl ziyafete gidiş geliş kuralları nasıl olmalıdır? Birçok şey orada var. Ama şeyde Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmud yemek tarifeleri verir ki biz tutmacın ilk kaydını ve tarifini orada görüyoruz. Hocam şimdi programımızda bizim mutadımız var. Bir 5 dakika müzik arası veriyoruz. Bugünkü konuğumuz Fatih Çinioğlu, Aşık Şemi'nin torunu. Bize divan sazıyla güzel bir Konya türküsü okuyacak. Kendilerine de teşekkür ediyoruz buradan. Müsaadenizle tekrar görüşmek üzere. Bir benim emdi. Bülbül elhan eylemez bu beldede vakti seher, zikri Mevlana'ya olmuş olmur gömer. Hezar aşıkları sabahın seherinde huu çeker, arşa doğru kurulur aşk merdivanı Konya'nın. Aman aman, aşk-ı şevk ile binası kurulmuştur Konya'nın. O sebepten bağdı cennettir havası Konya'nın. Hicrine mahbubini muhayyer kılmış aşık-ı davet etmiş dostunu da olmuş hoş hevası Konya'nın. Aman aman, hor gezer ademleri amma veli irfan olur. Hafız-ı gayet ceri alimleri umman olur.
Bir katrabın mürşiden arslan olur. Galiba toprağının bu ihtisası Konya'nın. Bir benim emdi yiğit yusun. Tekrar merhaba. Programımızın ikinci bölümü başladı efendim. Nemin Halıcı hocamla birlikteyiz. Selçuklu mutfağına geçiş yapmıştık. Selçuklu mutfak kültürü hocam burada hadis-i şerifte der ya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin diye. Alaaddin Keykubat'ın böyle bir özelliği varmış. Bunu sizden dinlemek isteriz hocam. Böyle Alaaddin Keykubat Konya'ya geldiği zaman zaten ona çok güzel yemekler yapılıyor ve diyorlar ki büyük bir ziyafette Elvanyam Dane Muzaffer, işte daneler, muzafferiyatlar, safranlar, bilmem neler, şerbetler, iki kola sedir üzerine, Oğuz resmi üzerine dizildi. Konuklar oradan onları yediler diyor. Yani zaten sarayda güzel bir mutfak olduğunu görüyoruz. Ama ayrıca Mevlevi dergahında da Ateşbazı Veli Hazretleri ile başlayan çok büyük bir mutfak var ve bu mutfak bir ekipleşme olarak doğuyor ve ekipleşme yaratılıyor bu mutfakta ve orada 18 görev ilk defa veriliyor. 18 hizmet, o 18 hizmet. O 18 hizmet ilk defa Türk mutfağında, hatta belki dünya mutfağında görülen bir şey. Evet. İşte somatçı ayrı, kahveci ayrı. O dönemde kahve de var. Kahve olmadığını söylüyorlar ama Hazreti Mevlana'nın beyitlerinde 7-8 yerde ilk mesnevi kaydında kahve bulunduğu belirtiliyor. Ve dergah mutfaklarında büyük bir başarı gösteriliyor. Neden? Çünkü dervişlik eğitimi mutfakta başlıyor. Derviş olmaya karar veren kişi ilk defa mutfağa alınıyor. Mutfaktaki en kötü hizmetle. Hatta şöyle, 3 gün oradaki bir saka postu vardır müzenin girişindeki mutfakta. Orada o çalışanları seyrediyor. Yapabileceğine kanaat getirirse ve dedeler de onu beğenirse o zaman mutfağa alınıyor ve en kötü işten başlatılıyor. Zamanla kabiliyetine göre güzel işlerde, daha büyük işlere, daha hani iyi işlere yürüyerek 1001 günlük çiğli dönemini tamamlıyor. Oradan insanı mutfakta pişirmeye başlıyorlar aslında değil mi hocam? Başlıyorlar, yani evet. İnsanı kamil olma yolunun mutfaktan geçtiğini ifade eden bir eğitim sistemi. Evet. Şimdi şu da var, öyle şeyler var ki mesela derviş bir kötü işi yapar da onu dedeler ayrılmasını isterlerse ayakkabısının ucunu kapıya doğru çeviriyorlar. Ama mesela çok çok kötü bir iş yapıyorsa da küstah kapısından yolcu ediyorlar. Yani böyle incelikler var. Sofrada nasıl yemek yenir, nasıl ikramda bulunulur? Mesela sofrada birisi su içerken diğerleri sofradan yemekten elini çekiyor, bekliyorlar. Çok güzel bir şey değil mi? O kişi su içene kadar. Evet. Hala günümüzdeki bizim Anadolu sofralarımızda bu vardır. Tabii ki tek kaptan yeniyor o zamanlarda. Bu kurallar Selçuklu dergah, yani Mevlevi dergahında kurulan Selçuklu dönemindeki bu kurallar ileride çok ünlü, üne kavuşacak olan İstanbul'daki Türk mutfağının ilk temelini oluşturuyor. Ve biz ilk ekipleşmeyi derler ki Fransız mutfağı, hayır. 13. yüzyılda biz Mevlevi mutfağında dünyada ilk ekipleşmeyi görüyoruz. Buradan bahsetmişken Ateşbazı Veli Hazretleri'ni de birazcık açmadan geçmeyelim değil mi? Hem aşçıların piri, hem dünyada... Bizim pirimiz. Bizim pirimiz, sizin piriniz. Bizim demeyeyim, ben yemekle aram hepimizin, çok iyi değil hocam. Hepimizin, Konyalıların hepsinin piridir o. Ateşbazı Veli tabii ki
Hazreti Mevlana ile birlikte Belh'ten gelen bir kişi. Evet. Tabii ki o zaman herhalde daha çocukmuş. Geliyorlar, Karaman'da kalıyorlar. Sonra Konya'ya geliyorlar. O da bir evliyaullah. Hı hı. Bir gün, bu bilinen bir hikayedir. Ocakta yemek yaparken yemek yarım kalıyor. Ve Hazreti Mevlana'ya geliyor. Efendim diyor, odun bitti, yemek yarım kaldı, ne yapacağım? O da diyor ki, git ayaklarını kazanın altına uzat. Eyvallah diyor Ateşbaz Hazretleri, geliyor, ayaklarını uzatıyor. Ve anında parmaklarından çıkan alev yemeği kaynatmaya başlıyor. Fakat bakarken sağ baş parmağına bakıyor, bakarken acaba yanar mı diyor. Düşünüyor, şüpheye evet. Düştüğü an ayak o baş parmak yanıyor. Sonra Hazreti Mevlana'ya haber veriyorlar. Hazreti Mevlana geliyor. Niçin şüpheye düştün anlamında, hay Ateşbaz, hay diyor. Evet. O da utanıyor ve sağ baş parmağı, sol baş ayağını sağ yanan baş parmağının üzerine koyuyor. Veya işte sağı solu, her neyse. Bu semaya sağ baş parmağını sol baş parmağının üzerine koyuyor. Bu semaya başlarken semazenlerin attığı adımla yad ediliyor. Ateşbaz-ı Veli'ye hürmeten. Mühürlemek dedikleri. Mühürleme, evet. Yani bu şekilde bir aynen. Hikayesi vardır. Ve dünyada türbesi olan. Adına muhtemelen. Evet. Yani tabii ki bunu ilk türbesi olan aşçı Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'dir. Biz 1986 yılında Feyzi Alıcı Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'ni yurt dışına tanıtmak için yemek kongrelerimi yaptığımız zaman Ateşbaz-ı Veli Hazretleri adına yaptık ve oradan gelen çok üst düzey yemek yazarlarına, ben aşçılarına sordum. Sizde var mıdır 13. yüzyıldan daha geriye giden bir şef? Hı hı. Sizin ülkelerinizde var mıdır? Venezuela'dan, ne bileyim, Avrupa'nın bütün ülkelerinden, Avustralya'dan, birçok ülkelerden gelen bütün yazarlara tek tek sordum. Bizde yok dediler. Hı. Ve Alan Davidson vardır. Oxford Yemek Sempozyumu'nun kurucusu. Gittiğinde onun bir PPC diye dergisi var. Mutfak dergisi. O dergisinde şöyle yazdı. Biz İstanbul'da kongreleri yaptık. Ama bizi organizatörlerin Konya'ya niçin götürdüklerini bir türlü anlayamadık. Biz Konya'ya gidip Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'ni ziyaret ettiğimiz zaman bunu anladık. Biz oraya bir turist gibi gittik ama bir hacı gibi döndük dediler. Hiç kimse, yani ülkelerinde bir eski şef olduğunu söyleyemediler 13. yüzyıl. Bir de bunlar aslında hani sadece işini yapmak, işin dış görünüş itibariyle işini yapmakla değil de işe özünü katmakla alakalı herhalde, değil mi tabii hocam? Ki, kendi ruhunu yansıtmakla edebini, alakalı. Edebini, terbiyesini katmakla. O yüzden bir ateşbaz Türkiye tabii topraklarından, ki, Türk kültüründen çıkıyor. Tabii ki kültüründen Konya çıkıyor. Kültüründen çıkıyor. Yani bu çok önemli bir şey ben bence. Ben de bir şeyi paylaşmak istiyorum hocam. Bir törenlerde misafirlerim geldi. Onları Ateşbaz Hazretlerini ziyarete götürdüm. Birileri tuz aldı. Birisi de tuza bir geri durdu böyle. Sonra bir şey yazdı orada. Bir şey söyledi. Hı. Marifet aşta değil, aşkta. Tuzun hikmeti her aşta. O kadar doğru. Hoşuma gitti çok ki bu. Çok güzel. Marifet çok aşta değil. Tamam, koyarsınız. Sevgi. Hatta annelere son zamanlarda da özellikle söyleniyor hocam. Yaptığınız yemekte güzel duygular koyarak, gönülsüz sevginizi yapmayın. Sevginizi koyarak. Sevginizi koyarak yapın. Hani lüks, büyük yerlerde yemekler gelir. Her şey çok çok kaliteli malzemedendir ama o evdeki tadı bir bulamayız ne hikmetse. Evet. İşte oradaki mevzu anne sevgisinin katılmamış olması. Anne sevgisinin o içine koyulmadığından diye söyleriz ama bu işin içine ruhu ve özünü katmadığından. O yüzden anneler, buradan onlara da bir mesaj olsun hocam. Yemek yaparlarken çocuklarına besmele çekerek, okuyarak, evet, sevgisini katarak, aman işte şunu da yapayım üstümden kalksın gibi değil de seve seve bir ikram gibi o yedikleri her bir lokmanın onlarda aşk olacağını bilerek tabii bunu yaparlarsa ki. Bir besmele çek ki zaten bir de şu var hocam son zamanlarda siz de takdir edersiniz.
insanlarda Fatma'nın pilavı, Ayşe'nin kuru fasulyesi, ötekinin tatlısı falan. Bu veren, dünya kuruldu kurulanı nimeti var. Nimeti vereni görmüyoruz, nimet ortaya çıkaranı ön plana evet. çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Vermiş Rabbim, biz katıp karıştırıyoruz. Hatta bir dostum da demişti ki, bazen yemekleri yaparken Allah'ım adını ben koydum, tadını sen koy. Ben kattım karıştırdım ama tadı senden Rabbim. Aa, en kötü güzel. Bile olsa, bir şey eksik tabii bile olsa ki. Allah'ın adını andığınız zaman o yemek bir tatlanıyor, bir güzelleşiyor demişti. Biz biraz nefis Yüce Mevlana'da şu vardır. Bütün dünyadaki bütün varlıkların bir şekilde Allah'a ulaşacağına inanılır. Bu Yüce Mevlana'nın Nohut hikayesinde en güzel şekilde belirtilir. Evet, onu da nohut, dinleyelim. Çok güzeldi sizin Nohut hikayeniz. Nohut tencerede kaynarken evin hanımına sorar. Niçin sen beni bu kadar bağda bahçede bütün bir yaz yetiştirmen bunun için miydi? Beni bu tencereye atıp haşlaman için miydi? Yakman için miydi? Hanım da ona der ki sabret, pişeceksin, insanlar seni yiyecek, insanların kanına karışacaksın ve onların ruhundan Allah'a ulaşacaksın. Eyvallah. Ve Nohut'a bunu söyler. Nohut o zaman tamam der. Başını eğer. Eyvallah. Aslında bizim de her birimiz bir nohut tanesi gibi hocam, bir tencereye, dünya tenceresine girmişiz. Tabii ki. Bazen acılar, üstüme kırmızı biber attın diyoruz, alttan ateş verdin diyoruz. Yani bir dur, sen nereye tabii, gideceksin? Bu dünyaya pişmeye geldin. Var, tabii. Bir piş sınava bakalım. Sınava geldin, pişmeye geldin. Benim huzurunda evet. olduğumuz pir, neden hamdım, piştim, yandım evet. demiş. Daha yanmadık, daha evet. olmadık hamız yani. Evet. Hamda nohut yenmez değil teşekkür mi hocam? Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi Selçuklu İmparatorluğu Konya'ya çok zarif bir yemek kültürü de katmış değil mi hocam? Konya evet, yemeklerine gelecek tabii olursak ki, tabii ki. Güzel şimdi, bir estetikle. Şimdi zaten mutfağını şekillendirir elde edilen ürünler. Ama bir de bu mutfakla ilgili çok geçmişten gelen bir kültür varsa o da Orta Asya'dan gelen mesela tutmaç çorbası günümüzde Konya'da yaşar. Evet. O zamanlar tutmaç olan, bir aş olan yemekler, çorba, bu tutmaç çorbası. Sonra günümüzde şey olmasıyla birlikte, menüler yapılmasıyla birlikte, o zaman tek bir yemek yiyorlar, kalkıyorlardı. Sonra yerleşik düzene geçince çorba, et yemeği, işte pilav sırasıyla menü olunca ne oluyor? Şey oluyor, yemek planları meydana çıkmış oluyor. Evet. Öyle olunca bunlar bir planla evet. Düzene giriyor. Yani yemek düzenleri oluyor. Hocamın, bunu hocama verirseniz. Evet hocam. Yemek menüleri oluşuyor, yemek listeleri oluşuyor ki Konya'da biz bunun pek çoğunu görüyoruz. Konya'da aşçı çok takımı vardır. Ederiz. Düğün yemek... Çok sağ olun. Teşekkür sağ ederim Zeman Hocam. Konya'da aşçı takımı denilen düğün yemeklerimizin bir menüsü vardır. Kara takım, kara evet. yemek takımı denilen menü vardır. Komşu kaldırması menüsü vardır. Hı-hı. Konya'da yine yukarıdan gelen bir düzenleme ile iki tuzlu bir tatlı sırasıyla 100 yemeğe kadar çıkan menü düzeni vardır. Hı-hı. Konyalı Şerife Hanım ne der? Evet. Şair, iki tuzlu tatlı gelsin araya. Yani 100 yemeğe kadar çıkar bu yemek. Şiirinde bundan bahseder. Menüler vardır. Bu menüler zamanla oluşmuştur. Ve Konya mutfağının zenginliğini çok bize zengin. Gösterir. Evet. Hiçbir ilde, ben yabancı ülkelerde de bu kadar farklı, zengin, menü örnekleri, yemek listeleri örnekleri görmedim. Evet hocam, o farklı yemek örneklerinden bir tanesi şu anda elimizde. Evet. Safranlı zerde efendim. Evet. Safranlı zerde yapıldı bugün bize. Safranlar Konya'da yetişti. Berna Erayman hocamızın bahçesinden elleriyle bize kopardı, getirdi. Bu masamızda gördüğünüz de safran çiçeği. O çok güzel. Ortadaki bu şeylerinden tohumlar alınarak safran üreticiliği Konya'da yapılıyor şu anda. Evet. Ve bu safra, içine koyduğum safran da yine kendisinden hediyedir. Safranı yapan da yine hiç otelin aşçıları. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Nevin hocamın önerisiyle böyle bir şey gerçekleştirdik.
Konya yemeklerine buradan devam edelim hocam. Hem bir tadına siz, bakın nasıl bulacaksınız. Güzel herhalde, mutlaka. Güzel görünüyor olur. Evet. Demek bu Konya'da yetişen bir safranla. Evet hocam, Konya'da yapılıyor. Yetişen bir safran. Daha çok İran yöresinde olduğu söylenir ama Konya'da birkaç kişi başladı. Birisi arkadaşımız gerçekten. Ona da çalışmalarına başarılar diliyoruz. Güzel yapmış şeflerimiz. Hiç otelin şefleri iyi bir derde yapmışlar. Safran eskiden çok daha fazla kullanılıyordu ve sanıyorum ki Kutadgu Bilig'de ilk safran adı geçiyor. Çok evet. Emin değilim ama Hazreti Mevlana'nın eserlerinde safrandan çok bahsedilir. Evet. Çünkü Selçuklu'da safran çok kullanılan bir yiyecektir. Hatta Hazreti Mevlana der ki asafran, safran önce suya gir de sonra zerdeye karış. Evet. Bakın o zaman hem zerde var, evet. Hem de safranlı zerde yapılıyor. Ve o günden bugüne gelen bir kültür var. O günden bugüne gelen bir lezzet. Bizim Konya yemek, düğün yemekleri menümüzde de son yemek zerdeli pilavdır. Hem zerde gelir hem pilav. Eğer doymadınızsa öndeki yemeklerle karnınızı bunlarla doyurun diye. Ama zamanla safran çok pahalı olduğu için Konya düğün yemeklerinden çıkarılmış evet. Yani. Ama şimdi Safranbolu'da da evet. Çok güzel safran yetiştiriliyor ticari olarak. Evet. Biliyoruz ki safran çok pahalı bir ürün. Çünkü içindeki o kıpkırmızı şeyleri yapıyoruz. Şurada görünüyor hocam. Evet, kırmızı. Şimdi, evet. Hocam, biz bunun hasadına gitmiştik safran. Bakın. Evet, burada da gidelim şu, inşallah Berna Hanım'ın bahçesine. Aa vallahi gidelim. İnşallah. Çok hoş bakın. Yakınlarda şu da kırmızılar. Aynen. Evet, görünüyor işte mu bilmiyoruz. İşte safranlar. Şimdi hocam bizim programımızın bir mutadı var. Biz her hafta bir de obje tanıtıyoruz. Bu işte obje, safran. Aynen. Bugünkü tanıtacağımız obje de safran. Oldu. Safranın hem vallahi bakın Berna Selçuklu... Hanım kimse kutlamak aynen, lazım aynen Konya'da. Kutlamak lazım. Evet. Bakın çok güzel de iri iri safranlar. Çok güzel değil mi hocam? Ben de evet. Görmüştüm. Böyle değildi. Evet. Ay vallahi çok güzel. Eyvallah. Çok güzel ve bizim safranlı zerdeyi bugün dediğim gibi Hiç Otel'de hocamın önerileriyle böyle safran, bir şey gerçekleşti. Söylediğim gibi ilk kayda Kutadgu Bilig'de sanıyorum geçiyor ve Hazreti Mevlana safrandan çok bahsediyor. Osmanlı mutfağında da safran birçok şeye giriyor. Çorbaya, yemeğe, o zaman daha bol kullanılabiliyormuş. Evet. Sarayda tabii zaten bol kullanılacak. O zaman birçok yemeklerde, çorbada, yahnilerde, bir takım yemeklerde de safran kullanılıyor. Evet. Günümüzde çok nadir. Çünkü bir kilosunun 40 bin lira olduğu falan söyleniyor. Ama bilemiyorum tam fiyat evet, ne kadar. Evet, ben de bilmiyorum. Arkadaşımızdan geldiği için fiyatını evet. Biz de bilmiyoruz hocam. Arkadaşınız size çok pahalı bir şey göndermiş. Arkadaşım sağ çok olsun. Kıymetli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Evet. Şimdi yemek öğünleriyle ilgili sizinle gelirken de konuştuk da hocam. Bir yanılgı var sanki. Son dönemde diyetisyenlerde ara öğün, altı öğün yemek falan böyle şeyler çıktı. Oysa hem hadislere baktığımızda hem de Mevlana Hazretleri'nin kaynaklarına baktığımızda yemek için zamanımız o kadar çok değil sanki. İki öğün, üç öğün bununla ilgili biraz bilgi alalım mı hocam sizden? Şimdi bu tabii ki bu diyetler konusunda birçok her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Ama biz geleneksel kültürümüze baktığımız zaman iki yemek görüyoruz ilk dönemlerde Orta Asya'da. Hı hı. Ama Selçuklu'ya geldiğimiz zaman... Evet. Hazreti Mevlana'nın evet. iki öğün, yani çünkü gün sabah uyanınca bir yemek yiyorlar, bir evet. de akşam bir yemek yiyorlar. Hı hı. Sanıyorum o eski Selçuklu'dan ilerisine dair bir kayıt yok. Göremiyoruz, yani ben rastlamadım. Ama Selçuklu'da Hazreti Mevlana Arslan hikayesinde üç öğün yemek olduğundan bahsediyor. Sabah, kuşluk. Sabah değil de kuşluk, evet. öğle, akşam yemeklerinden Yüce Mevlana üç öğün yemekten bahsediyor. Evet. Ve günümüzde artık üç öğün yemek. Ama kırsal kesimde yine eskisi gibi çok Orta Asya adetlerimiz gibi iki öğün yemek yiyenler oluyor. Evet. Öğlen yemekleri
hani ekmeği bir yoğurt sürerek falan, evet, çocuklara vererek geçiştiriliyor veya öğlen yemekleri akşamdan kalan yemeklerle, evet, geçiştiriliyor. Aslında üç öğün de belki dediğiniz gibi ara, şimdiki ara öğün mantığında bir şey de olabilir değil mi? Sabah şimdi kuvvetli bir yenir. Ara öğünün de iyi olup olmadığına dair bazı, evet, görüşler var. Hı hı. Biz yine olabildiği kadar normal üç öğünümüzü yapalım ama az yiyelim. Evet. Yani her şeyin buna özellikle sırrı burada. Her şeyin sırrı burada. Efendim, az yemek. Şimdi ağız yapısını incelediğimizde hocam, aklıma geliverdi siz söyleyince. İki kapı var, iki dudak var. 32 tane bekçi var, diş. Evet. Bir dil var. Bu dilin şimdi hem tat alma özelliği var hem konuşma özelliği var. Bunu neden bu kadar bir güvenlik altına alındı acaba diye düşündüğümüzde, buradan çıkana ve buraya girecek olana çok dikkat etmek gerekiyor tabii herhalde. Ki. Burada bir mesaj var bence hocam. Tabii ki. Söylediğimizi de çok kontrollü bir şekilde o güvenlikçilerin şeyinden çıkarak söylememiz gerekiyor. Kontrolünden çıkarak, evet, süzgecinden geçirerek söylememiz gerekiyor. Yiyeceklerimizi de ne bulursak atmamak gerekiyor herhalde. Hayır, çok dikkatli bir şekilde. Tabii ki. Çok dikkatli. Olabildiğince az yemek, aynen, lazım. Bedene ihtiyaç olduğu kadar. Evet. Hatta İslam'da, tasavvufta bu yemek ne kadardır diye bir soru sorulduğunda kifayet edecek kadar. Sizi yetecek ayakta tutacak kadar. Evet. Dediğiniz gibi çok fazlasını yemek zaten Peygamber Efendimiz zarar. Sofradan doymadan kalkınız, aynen, diyor. İşte bundan güzel söz olur mu? Aynen öyle. Programımıza konuk olduğu için mutfak kültürü ve yemek kültürü konusunda duayenlerden olan Nevin Halıcı hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bizlere ederim. Bizlere sağladığı katkılardan Sağ dolayı. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar ağırlamak isteriz ben hocam sizi. Ben teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza Fatih Çinioğlu'nun bir eseriyle son veriyoruz. Muhabbetle kalın efendim. Bir delim emdi. Seninle geçen yıllarım yeter. Dediler ki zamanla azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter. Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz
küsecek, küsecek kadar çok. Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu boşmuş. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar yok. Aşk dolu geçen yıllarım yeter. Dediler ki gün gelir azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen günlerim yeter. Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu boşmuş. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar yokmuş. Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yokmuş. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar yok.